Merhabalar, ben Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Antonio Sarıkan Kibar. Bugün sizlerle yine evde egzersiz dersini işleyeceğiz. Evde egzersizde bugün belli başlı hareketler tasarladık, onları yapacağız. Yine ne yapıyorduk? Hareketlere başlamadan önce muhakkak ısınmamız iyi tutuyordu. Isınmamızı ben sizden önce yaptım. Şimdi sizlerle birlikte harekete başlıyorum. Evet, ilk hareketimiz Knee Raise. Hem ısınmaya yardım olacak hem de bizi tempo yaptıracak. Knee Raise'de sizi yandan göstereyim. Dizler tek tek yukarı doğru çıkıyor ama bunu sıçrayarak ve hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şu. Yüksek diz demek. Bunu sağ ve sol bacağı 15'er tane yapalım veya 20'şer tane de yapabiliriz. Saniye de yapabiliriz. Bu şekilde yapıp ilk hareketimizi tamamlıyoruz. İkinci hareketimiz jump squat dediğimiz sıçramalı bir squat hareketi olacak. Bunu göstererek yine squat'ı daha önceki derslerimizde yapmıştık. Şimdi bunu jump yani sıçrama şekilde yapacağız. Ayaklar omuz genişliğine açık. Squat'taki önemi neydi? Diz öne doğru gitmeyecek. Kalça geriye doğru. Yine kalça geliyor. Çömel değin dizisine ve sonra sıçıyor. Bu. Çömel değin ve sıçadım. Çömel değin ve sıçadım. Bu. Bunda bel pozisyonuna önem gösteriyoruz. Bel kambur olmayacak. Çok da böyle yapmıyoruz. Vücut düz bir şekilde ve açımızı kontrol edip eğilelim ve sıçalım. Bunu da yine 8 ile 12 tekrar arası yeni başlayanlar yapabilir. Hareketimizi burada sonlandırıyoruz. Sıradaki hareketimiz leg raise istediğimiz. Bu hareketi yatarak yapıyoruz. Şimdi hareketi göstereceğim. Yatıyorum. Diz dirseklerle durdum. Ayaklar. Birleşik. Çift ayak. Kaldırıyorum. Şu. 1. 2. 3. 4. Bunu tek tek de yapabiliriz. Makas şeklinde. Burada biraz kalkıp duruyoruz ki alt karın kaslarımız ve üst karın kaslarımız kasılsın iyice. Bunu da yine tekrardan 12 ile 15 tekrar arası yapabiliriz. Evet, şimdiki hareketimiz de wall sit dediğimiz duvara sırtımızı dayayarak oturma pozisyonunda olacağız. Bu harekette yine ön bacak kaslarımız çalışıyor. Bayağı zorlayıcı bir hareketi. Bunu süre bazında alıyoruz. Yani 30 saniye, 40 saniye. Şimdi yani iyice kaslarımızı ağrı hissedene kadar duracağız. Geldim. Duvara sırtımı yasladım. Ayaklar önde. Şimdi halıdan kayabilirim. Şöyle yapıyorum ve oturdum ve bekliyorum. Evet. Yavaşça kayıyorum. Bunu bu şekilde duruyorum. Hareketi iyice bacaklara yükü indiriyorum vücudum. Duvarım, sırtım duvardan ayrılmıyor. Bu şekilde oturma pozisyondayım. Elleri bu şekilde alabiliriz. Bunu dediğim gibi süre bazında yapıp bacaklarda ağrıyı hissediyoruz iyice. Ondan sonra hareketimizi tamamlıyoruz. Şimdi sıradaki hareketimiz özellikle oblikler dediğimiz yan karın kaslarını çalıştıracağım bir hareket olacak. Bunu herhangi bir materyal, havlu, oklava vesaire de kullanabiliriz. Hiçbir şey yapmadan da çalıştırabiliriz. Bir dizimi koydum. Dizimi yere koyuyorum. Ayağımı uzatıyorum. Sağ veya sol fark etmiyor. Evet. Hareket düz bir şekilde bu. Buraya deniyorum. Sıkıştırıyorum. Tam buraya kalkıyor. Bunu bu şekilde 15 dakika yapabiliriz. Veya ayağı elimize dumbbell varsa elimizde dumbbell veya oklavayla veya havluyla şu. Elimde oklava olduğunu varsayın şu. Bu tarafa doğru 15 sonra yine diğer ayak. Ayak tabanı yerde. Vücut gergin. Tutuyoruz. Bu. Ben ellerinizde yapıyorum şu an. Yine bunu 15 tekrar, 20 tekrar sağa ve sola olacak şekilde yapabiliriz. Sıradaki hareketimiz deadlift. Bu hareketi yaparken bir materyal bulalım. Ben paspas sapı aldım. Oklava alabilirim. Farklı şöyle biraz ağır veya hafif. İlk başlayanlarda hafif de olabilir. Veya iki tanemize dumbbell veya 1 litrelik sular da alabiliriz. Yarım litrelik. Bu hareketi yandan göstereceğim. Hareketi tamamlamaz açısından. İşte paspasını tuttum ellerimle. Bunu bar olarak dizilendiriyoruz. Vücuduma yakın. Yine squat'taki gibi. Kalça geriye doğru gidecek ama çok fazla kalçayı eğmeyeceğiz. Bu. Eğildim. Bu eğilirken hareket belde. Barı düz bir şekilde ön ayak kaval kemiklerine doğru yakın. Benim sırtım düz pozisyona geliyor. Ve tekrar kaldırıyorum. Burada sırt, kalça ve bacak kasından çalıştırmış oluyoruz. Durdum. İndim, sırtım düz, kambur yapmıyorum. Ya ayaklar çok düz olmuyor. Bu şekilde değil. Şu.
ayak açısı 45 dereceden biraz daha fazla. Duruş, bel duruşu bu ve kalkıyorum. Bir. İnerken nefes al, kalkarken nefes al. Bunu 12 tekrar, 8 tekrar, 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Bugünkü antrenmanımız da sona erdi. Ne diyorduk hep birlikte? Evde kal, bizimle kal, sporla kal artık.